Merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Sonralıkla bugün ne konuşacağız? Sanat tasarımına hayran kaldığımız oyunlar. Robot Zeynep yine aramızda bugün arkadaşlar. Sanat tasarımına hayran kaldığımız oyunlar. Hayran. Şey gibi. İlkokulda şiir ezberlemiş çocuklar gibi. Evet ya. Sanat tasarımına. Bana çok okuturlardı ya. Niye bilmiyorum. Benim öyle çok düzgün diksiyonum da yok ama ben hiç de sevmezdim. Çok panik olurdum. Ork. Org. Ama okulun büyük orgu yani. Sadece Türkiye'de var olan bir enstrüman arkadaşlar. O bağlamda. Bir de Japonya herhalde. Yani org demiyoruz işte onu demek. Evet, neyse konumuza dönelim arkadaşlar. Sanat tasarımı önemlidir. Çünkü sanat tasarımı estetiktir, güzelliktir, etkileyiciliktir değil mi? Evet, benim için olmazsa olmazdır. Bu olmayınca kötü görünür oyun yani. Birçok oyunu sanat tasarımı kötü olduğu için yorumları iyi bile olsa oynamadığımı bilirim. Kesinlikle, kesinlikle. Bazen mesela hani son zamanda bir böyle flash oyunu gibi görünme evet. Modası da var. Evet. Hoşuma gitmiyor mesela. Benim de hoşuma gitmiyor. Hani hasta kadar oynarsam ve güzelse devam ediyorum da. Zeynep benden daha seçici o konuda. Bence çok flash oyunu gibi durmayanları da beğenmiyorsun sen böyle. Flash'ta yapılmış ama biraz şimdi daha şöyle, gibi. Senin flash oyunu mu oynuyorsun diye alay ettiğim birkaç oyunun var. Onlara gönderme yapıyorsun biliyorum. Hayır, hala flash oyunu gibi görüyorlar bence. Öyle olsun. O zaman kötü anlama gelmiyor. Sadece daha değişik tasarım daha güzel kesinlikle. Oluyor yani. Ki bütçe ayırmadığımızı da çok fazla göreceğiz belki birazdan. Evet. Evet efendim. Arkadan bir katlan geçmiş olabilir. Safari bölümü. Gelelim ilk oyunumuza. Sunset Overdrive. Gördüğünüz üzere. Bu oyunun sanat tasarımına ben bayılıyorum. Benim seçimimdi kendisi. Zaten Insomniac delisi bir insan olarak hatırlarsanız, bu arada notlarımı açmayı unutmuşum. Şuradan bir yandan notlarımı açmak isterim. Insomniac delisi bir insan olarak bu stüdyonun renk kullanımını, ondan sonra karakter tasarımlarını bu oyundaki, zaten diğer oyunları da çok güzel kesinlikle görsel olarak ama oyunun tarzı, ondan sonra ya inanılmaz bence mükemmel yani gerçekten bu kadar güzel olur, bu kadar renkli harika bir dünya olur. Tabii oyun biraz bazı eksikleri vardı ama yine de bence çok keyifli bir oyundu. Tek üzüldüğüm nokta konsol eksklusivi olması, çünkü çok az insan oynayabildi Xbox'ta olduğu için yani olabileceğinden evet. Ve keşke zamanında Sony yanaşsaymış Sony'ye gittikleri zaman. Yani şu patlamaya bak, boom diye patlıyor. Ya böyle güzel bir şey var mı? Çok keyifli, rengarenk. Benim bile seveceğimden emin olmadığım bir oyundu ama çok sevdim. Kesinlikle. Sence bu oyun için Xbox almış olanlar var mıdır? Vardır. ben varım. Ama sonra sattım. Çünkü zaten PlayStation'ın olduğu için orada oynuyordum. Evet. Neyse oraya girmeyelim. Oraya girmeyelim. Pişman mıyım? Karlı bir İstanbul gecesiydi. Evet arkadaşlar. Böyle bir hikayem vardır. Yılda bir kere metrobüse binen Gökçe. 2 saatlik metrobüs yolculuğundan sonra. Evin etrafında yaşıyordum da o nedenle. Yanlış anlaşılmış. Biniyorum metrobüse. Evet, metrobüs. Şimdi. Metrobüsten yukarı değiliz. Harika devam etti bu muhabbet. Devam etsin istiyorum bir yandan ama. Neyse. Arkadaşlar bu oyunu bir de benim için çok özel kılan bir şey hareket sisteminin aşırı derecede akıcı olması. Bu Sonic oyunlarını ondan sonra mesela Sonic Unleashed'e çok benziyor. Ondan sonra Jet Set Radio oynadıysanız PlayStation 2'deydi galiba, sonra Vita'ya da HD remake'ini yaptılar. Umarım Switch'e de geleceğini çok umuyorum. Sanmıyorum ama umuyorum. Çok güzel bir akıcı. Sonra Tony Hawk's Downhill Jam diye bir yarış oyunu vardı Tony Hawk'ın. Wii'ye çıkmıştı. Sonra DS'e de çıkarlar. Aşırı derecede akıcı, tamam mı? Genelde onlarda yokuş aşağı gidiyorsun. Ama bunda bütün şehri hiç akıcılığı bozmadan dolaşabiliyorsun. Bu benim aşırı hoşuma giden bir şeydi. O açıdan da çok beğendiğim bir oyun olmuştur. Evet. Şimdi sırada ne var derseniz sizin bir benim oyununuza benim seçtiğim bir şeye bakalım. İsterim. Buyurun. Don't Starve. Don't Starve'ın bence tasarımı çok güzel. Çok şık ya. Çok şık gerçekten. Hem böyle karanlık, hem Witchcraft böyle Witchcraft değil başka bir şey, Lovecraft, ne Witchcraft? Lovecraft havası var, Faust teması var en başındaki minik videosunda zaten. Clay yapmış 2013 senesinde, çok da güzel yapmış. Canımız Clay. Evet, bayağı iyi yani. Çok şık çok ya. Depresif
sanat tasarımı. Bak işte bu iyi, şey bayağı iyi bir sanatçıyla düşük bir bütçeyle nerelere gelebileceğinin, yani nispeten evet, düşük bir bütçe tabii, yine Clay çok küçük bir şirket değil ama biz karşılaştırdığımız büyük şirketlere oranla evet, nerelere gelebileceğinin çok büyük bir örneği. Harika yani. Ve bu sanat tasarımı yapan insanların ne kadar yaratıcı olduğu çok belli. Hani düzgün bir çizim yapıp kalmamışlar. Evet. Hepsi sanki şey gibi böyle bir Grimm şeylerini, hikayelerini okuyormuşsun gibi. Bir de şey yani mesela çoğu artık düşük bütçeli oyunda çok karaktersiz bir, güzel ama karaktersiz tasarımlar görüyorsun. İşte çoğu mesela Monkey Island tarzını benimsiyor vesaire. Daha böyle kartonu vesaire. Ama mesela Don't Starve'ın kendine has, ya inanılmaz kendine has bir tarzı var yani. Evet. Hani 100 metreden tanıtsın. Yani Don't Starve çok sevdiğim için Don't Starve gibi oyunlar deyip böyle bir internette arama yapıp başka bir şey oynayayım dediğimde aynı şeyi yakalayamıyorum yani. Evet. İşte survival oyunları çıkıyor onun gibi deyince. Ama o sanat tasarımı bu oyunun büyük bir parçası bence. O şeyle birlikte karakter tasarımı da çok güzel. Tabii gidip karakterlerini kendin saçını boyamıyorsun falan ama her karakterin yani şeyine girersem, oyun özelliklerine girersem başka bir yere gider ama her karakterin çizimi ve oluşturması da çok güzel. Karakter de yansıtıyor direkt evet, yani değil mi? Çok basit olmasına rağmen. Evet. En başta hangi konsola çıktı? PlayStation 3, yok, 4, Vita, hepsini yazmışım ben buraya. Çünkü artık her yerde var. PC'de de var tabii. PC'de de her var. Şeyde. Android'de de var. Xbox One, Wii U'ya da çıkmış. Switch'e duyurmadılar. Duyurmadılar evet. Bence ama yakışır. Clay düşünüyoruz gibi bir şey söyledi galiba. Ama Don't Starve için miydi hatırlamıyorum. Geçen hafta öyle bir haber çıktı. Gelebilir diye düşünüyorum ben de. Çünkü Vita'da çok güzel oynuyor oyun mesela. Hatırlarsanız. Evet, efendim. Elde çok güzel olur. Ve öyle bir oyun ki insan oynamaktan bıkmıyor. O konsola da alırım, bu konsola da alırım. Alırım kime alırım gibi. Hani. Gibisinden bir şey yapıyor. Evet. Gelelim benim ikinci tercihime. Ni No Kuni arkadaşlar. Ni No Kuni, Wrath of the White Witch. Evet. Öyleydi mi adı? Efendim. Sanki bir Studio Ghibli animesi izler gibi. Miyazaki yapmış gibi. Sanki bir Ghibli animesinde oynar gibi hatta. Evet. Yani o dünyayı yansıtan, mükemmel derecede yansıtan, ufak tefek oynanışında sorunları olan ama bence yine de çok güzel bir RPG. Şöyle kekini sütünü al oyna falan, aynen, çocukluğuna götürüyor. Zelda oynamaya başladığımda, Breath of the Wild oynamaya başladığımda resmen canım Ni No Kuni çekti. Nasıl bir şey bilmiyorum ya, bir oyun oynarken başka bir oyun çekti canım. O kadar güzel bir dünyası var ki çünkü. Bu kadar herhalde anime dünyasına yaklaşan hani bir işte Dragon Ball Fighter bilmem ne oyunları falan dışında çok fazla yoktur diye düşünüyorum. Bu oyunun hikayesi de anime dünyasına geçtiği için aşırı derecede bilmiyorum güzel işte. Bir de lütfen. Oynadığın sahneler de şey değil yani. Her yer çok güzel görünüyor. Evet, hani evet. Oyun sıradan da bu konsept art fotoğrafları falan değil yok, yani. Hep böyle görünüyor. Yok, direkt oyundan. Oyunun ekran görüntüleri bunlar. Evet. Ya resmi ekran görüntülerini almaya çalıştım her oyunun. Siz de bir de diyordunuz. Bir de efendim level 5 oyunu, tamam mı? Yani bence dünyanın en iyi RPG geliştirici stüdyolarından bir tanesi ve en tatlı geliştirici stüdyolarından bir tanesi Layton serisiyle de Dragon Quest serisini yapıyorlar. Ondan sonra şu güzelliği yaptılar yani ve ikisini bir araya getirmek, bir de o harika sanıyorum Tokyo Filarmoni Orkestrası'nı çaldı, mükemmel müziklerini de ekleyince çok çok güzel yani, çok işte bir kış günü al, koy, çayını da yanına al, bütün gün oyna, hiç pişman olmayacağın, güzellikte kaybolabileceğin bir dünya idi. Ghibli'yle beraber yaptılar tabii şeyini, animasyonlarını. İkinci oyunda Ghibli yok benim bildiğim kadarıyla ama animasyon tarzını sürdürüyorlar diyebiliyorum. Yalnız savaş mekanikleri falan çok değişti. Ya, ikinci oyun şu ana kadar ki izlediğim trailerlar, işte gameplayler kapsamında hiç combat sistemi, dövüş sistemi ilgimi çekmiyor. Çok garip görünüyor. Ama böyle Pikminimsi falan görünüyor. Ama göreceğiz arkadaşlar. Umarım güzel yapmışlardır Ghibli'de olmadan diye umuyoruz efendim. Belki devam etmişlerdir yine aynı i̇şte, sanat tasarımı kadrosunu. Belki de. Belki de Zeynep Hanım. Sevgili Zeynep Hanım. Gelelim sizin ikinci seçiminiz olan Okami. Bloodborne'a. Listemi yanlış almışsınız galiba. Neyse sorun değil. Okami beklerken Bloodborne gelmesi de. Çıkan şeye bak yani.
Evet, Bloodborne'un sanat tasarımı harika. Karanlık bir dünyanın harika. İçindesin. Hani oynama, izle, izleme, oyna. İkisini de yap. Bir gün onu yap, bir gün onu yap. Zaten oynamaya bakın. İzlersen ölürsün büyük ihtimalle ben. Benim şeyimde izlemeyip oynarsam hemen ölürüm ne olabilir? Çok güzel gerçekten, çok başarılı. From Software yaptı, 2015'te yaptı. PlayStation 4'e çıkardı. Başka bir yere henüz çıkmadı bildiğim kadarıyla. Exclusive. Çıkmayacak da Zeynep. Çıkmayacak da. Oh. Maalesef, maalesef. PlayStation evet. Kaptı bunu. Evet, çok da güzel bir iş çıkardılar. Gerçekten, ya şu sanat tasarımının güzelliğine bak, ayrıntıların harika. Güzelliğine bak. O silahlar, silah konseptleri. Ben bu görüntülerin hepsini kendi sitesinden aldım. Ve bölüm bölüm şehrin parçalarını tanıtıyor ondan evet. Sonra. Bossları tanıtıyor. Fazla boss koymamaya çalıştım buraya. Hatta hiç koymadım sanırım sonuç olarak. Ne kadar güzel ya. Boss tasarımları ayrı güzel mesela yani. Onlara hiç koymadım bile, yer vermedim. Evet, pardon. Evet, çok güzel. Çok ben güzel. Şey ben de. Aynı şeyleri. Ya normalde karanlık renk paletlerini çok sevdiceği bir insan değilimdir. Ama Bloodborne gerçekten mükemmel görünüyor. Çok etkileyici. Yani şu atmosfer olayını kapmışlar. Ben ikisini de çok seviyorum ya. Böyle anime gibi olan şeyleri de çok ayırmıyorum seviyorum. Ayırmıyorum diyorsunuz. Flash olmasın. Cute olsun, tatlı olsun, böyle yanaklarını sıkacak gibi. Tamam. Böyle karanlık olsun. Kendini iyice şey versin böyle, karanlık edebiyatlara versin, fantastik edebiyatı. Kesinlikle. Onu da seviyorum. Evet yani lore falan uçlardayım da yani. Lore falan da çok büyük zaten. Olmuş evet. Yani şu güzellik atmosferde kaybolmuş. Bizden onayı istiyorsan aldığına göre tamamdır artık. Bir biz kalmıştık zaten o malzeme. demişken şirin yanak sıkmalı demişken ama sinir bozmalı yanak sıkmalı diyecekse evet. Cuphead arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz hep yeni oyunları koymuşsunuz ama gerçekten yani son dönemdeki oyunlar o kadar güzeldi ki sanat tasarımı olarak çok eskiye dönemedim. Bir tane vardı listemde, onu da Ni No Kuni ile son anda değiştirdim. Ona da değineceğim. Daha eski bir oyun. Evet. Cuphead. 1930'lar çizgi filmlerini replike ediyor. Ama bu kadar güzel replike ediyor. Konuştuk zaten daha önce. Evet. Biliyorsunuz. Yani çok fazla diyecek bir şey yok. Studio MDHR'ın oyunu. Ne kadar harika ama yani. Çok harika bir tane. Bu inanılmaz bir başarı bence ya. Yani bu kadar birebir bir şeyi replike edebilmek ve bu kadar yaratıcı bir şey. Bu şey değil sonuçta, tamam mı? Aynı olan sahneyi alıp yazmıyorsun. Sen bir de buna sahne geliştiriyorsun. Evet. Boss geliştiriyorsun. Eğlendirici olmasını sağlıyorsun. Bence inanılmaz bir başarı ve ilk oyunu olan bir stüdyo için daha da inanılmaz bir başarı. Evet. Çok satmasını çok sevindim bu nedenle. Çünkü böyle yetenekli insanlar bu işten para kazansın ve hayatlarını bununla devam ettirsin. Bize evet. Daha güzel şeyler görelim. Onlar da mutlu olsun istiyorum. Evet, kesinlikle küçük şirketlere destek olmak gerek. Ben işte öğrenciyken mesela oyun almıyordum. Sonra maaşım olunca oyun almaya başladım. Hep indiriyorduk yani. Şimdi ama çok hoşuma gidiyor böyle. En azından küçük şirketlerin oyunlarını satın almak mantıklı olabilir yani. Kesinlikle. Bir de artık öyle bir noktaya geldik. Çok indirim var. Çok indirim var. Yani konsol oyuncusu olmak eskiden bir bahane olarak kullanılırdı ama o da değil artık arkadaşlar. Nintendo bile bugün indirim yapıyor artık yani. Ben eskiden ne Steam biliyordum ne PlayStation Plus biliyordum. Onları bilmeyince oyunları pahalı gibi tabii. Geliyor zaten. Gidiyorsun medya marketlerde. Tabii. Görüyorsun. Yani ki şu an PSN'in indirimleri o kadar komik ki bazen Xbox da çok iyi indirimler yapıyor. Ben onu takip etmediğim için çok net bilemiyorum ama gördüm yani birkaç tane. PSN indirimleri o kadar ucuz oluyor ki artık şey Steam'le yarışır durumda. Bu arada yani biz kimseyle bir bağımız falan yok arkadaşlar. Tamam, oyuncu olarak söylüyoruz. Hani direkt. Hayır, bak ben eskiden bilmiyordum ve pahalı oyunlar abi diyordum orada burada. Ha, bilmediğim için yani. Şimdi bildikten sonra şimdi çok hoşuma gidiyor. Özellikle küçük şirketlere destek olmak. Bir de parasını verdiğin bir şeyi oynamanın keyfi bence daha güzel. Ya evet, o zaman her şey güzel değilmiş deyip hemen değersizleşiyor. Kaldırıp atmıyorsun. O da var yani. Hani bir de şimdi tamam emeğin farkına vardın ama onun farkında olmasan bile hani değeri oluyor çünkü senin için. Anladın evet. Mı? Değer karşılığında değerliydi. CD aldığımız zamanlarda çünkü internetten indirme yok. Aldığın CD'yi en azından tabii. Oynamayı zorluyorsun tabii, bir, tabii. Bir noktaya kadar. Ne yani. Öyle saçma sapan oyunlar oynuyorsun. Alıp sokağa mı atacaksın para tabii. Verdin CD'ye falan. Yani. Korsan da olsa gittin aldın falan. Neyse işte destekleyelim küçük şirketleri. Destekleyelim arkadaşlar. Evet yani böyle zaten konuştuk, çok konuştuk. Müziğini de konuştuk ama bir daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben hala dinliyorum soundtrack'ini. Christopher Madigan'ın 3 saatlik... Bakın bu dile kolay, Big Band ve Ragtime türünde diyeyim,
bu türler hızlı türlerdir genelde. Tamam, özellikle ragtime ve temposu hızlı olan bir müzik için daha fazla müzik yazmanız gerekir. Ve bunu 3 saatlik bir soundtrack yazabilmek ve bu kadar yaratıcı, bu kadar güzel yazabilmek. Ya bence şu an piyasadaki en değerli bestecilerden bir tanesi, hiç değil. Bir şey sormak istiyorum. Yoruldunuz ama çok güzeldi bunun hikayesi. Adama ne diyorlar? Bir albüm yap diyorlar. Adam 3 saatlik bir şey mi yapıveriyordu? Şöyle arkadaşlarıymış, bir daha anlatmış olayım. Belki kaçıran vardır. Sıcak bastı. Evet. Big Bang. Evet. arkadaşlarıymış arkadaşlar. Christopher Madigan böyle evlerinde toplanıp oyun oynadıkları bir arkadaşlarıymış. Kendisi perküsyoncu. Demişler ki işte bizim böyle bir oyun konseptimiz var. Bir 8 şarkı yazar mısın? Adam demiş ben hayatımda kompozisyon yapmadım. Yapmadım. Ha yani o yapar mıyım acaba? Ama 8 şarkı yaparım ya. Yapabilirim o kadar demiş. Alan gitsem mükemmel uzaya uzaya tabii oyun büyüyor. Daha çok yatırım geliyor, daha büyüyor. Gitsen 3 saat. Şaka gibi şu an yani arkadaşlar. Ya mesela yani oyunu almışsın. Oyunun müzikleri de ayrı bir ürün kendince. Oyunun müziği gibi değil de. Kesinlikle ayrı bir ürün. Ve yani şey olduğu için kendisi işte bir kere bestelemenin zaten klasik eğitim var diye biliyorum. Keyfini de aldığı için bestelemenin her şarkıyı başlı ve sonlu olarak yani intro'lu ve outro'lu olarak bitirmişti. Evet. Demişler ki ya kısa kısa bölümler yap. Biz birleştireceğiz zaten oyunla. Yok demiş. Ben hepsini şarkı olarak yapmak istiyorum. Harika. Kendisini bir kez daha ayaktan yani ayakta alkışlıyorum. Kompozör değilmiş ama besteci değilmiş ama bayağı bir doğuştan besteci midir? Bayağı besteci kafasına sahipmiş en azından. Harika yani. Harika bir iş yani, dinlemenizi isterim. Zaten perküsyonlarını da kendi çalıyor diye biliyorum. Albümde yanılmıyorsam. Perküsyon ayrı güzel. Her şey çok güzel. Gerçekten mükemmel. Efendiler, gelelim diğer rengimize. Evet, Okami kendisi. Okami çok tatlı bir oyun. Gerçekten kendine özgü bir oyun. Önce PlayStation 2'ye çıkmıştı ve Wii'ye çıkmıştı. HD olmayan versiyonuyla. Evet, 2'ydi değil mi? Evet, PlayStation 2 ve Wii'ye çıktı. Non HD olarak. Wii'ye mi çıktı yoksa direkt? Ben de emin değilim yani. Ben eminim. PlayStation 2 Wikipedia'da ama. Ben tahmin yapıyorum sanmıştım. Yok, ben notlarımdan bakıyorum canım. Daha sonra da PlayStation 3, PC, 4 ve Xbox, yani PlayStation 4 ve Xbox'a HD olarak çıktı. Ve çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Çok da tamam iyi mı? Oldu. İyi oldu bence de. Ve şey, çok kendine özgü bir oynayış tarzı var dedim. Bir yandan da fırçayla çizim yaparak oynuyoruz. Oyun... O nedenden sanat tasarımı o kadar harika ki oyuncuyu da o tasarımın, o yaratma döngüsünün içine alıyor. Sen evet de onunla birliktesin. Oyunun oynanışı sanat zaten. Evet. Yani literally arkadaşlar böyle kelime anlamıyla resim çiziyoruz fırçayla. Evet. İnteraktif yani işte. Seni de alıyor içine. Evet. Çok güzel bir oyun ya. Ben oynadım. PlayStation 3'te oynadım diye hatırlıyorum. Ben de HD'sini oynadım biraz. Üçe çıkmıştı ya. Evet doğru. Üçe de çıktı tabii. Evet evet. Çok bilgiler güzel. De orada abla. Çok şey yapmadım. Unuttum ne dedin de. Kesinlikle. Ya dünyası ayrı güzel. İşte şimdi mesela Breath of the Wild birazcık bana bunu da hatırlatıyor. İşte o town'lara giriş bölümleri falan filan. Hani bilmiyorum, çok etkileyici bir oyun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Buradan oynamadıysanız. Yine şeye gittim. Yani. Zelda'ya mı? Zelda'ya gittim de. O Zelda'dan Ninokuni'ye gitmiştim. Yok. Böyle bundan Zelda'dan. Bütün tatlı şeyler Ninokuni'de son bulur. Clover Studio yaptı 2006 senesinde. Tabii HD olmayan 2006 senesinde. Böyle bir güzel yani, güzel yapmış. Fantastik. Oynamadıysanız mutlaka mutlaka öneriyoruz arkadaşlar. Evet. Daha ne diyeyim. Şimdi mansiyonlarımıza bakalım. Mansiyon. Her seferinde gülüyorum. Ama Türkçesi bu, ne yapabilirim? Mansiyon ödüllerimiz. Benim bir mansiyonum vardı. Pardon, bir mansiyon. O da buyurun. Kirby's Epic Yarn. Arkadaşlar bir Nintendo Wii oyuncu olan tatlı. Şu tatlışlığa bakınız yani. Herkes bir yün. Evet. Good Feel ve Hell Laboratory tabii geliştiricisi. Bu yarn mekaniklerini, yün mekaniklerini yapan Good Feel diye tahmin ediyorum. Çünkü sonraki Yoshi oyununu da onlar yaptı. Ondan sonra işte Wii'ye çıkmış. Çok tatlış bir oyunumuz. Çok tatlı. Bayağı da ipe benziyor yani. Evet evet. Ya böyle işte düşmana vuruyorsun, düşman şeye dönüşüyor falan. Böyle parçalanıyor. Şu ipler parçalanıyor. Şu havada uçuşuyor falan.
Aşırı derece tatlı işte Wii'ye böyle. Çıkmış diyorsun. Bir evet, Wii U'ya da çıktı daha sonra. Umarım Switch'e portlanır diye umuyorum. Hı, ben de umuyorum, çok güzel görünüyor. Yani Kirby oyunu çıkacak ama belki bir port da getirebilirler diye düşünüyorum. Çünkü Wii U oyunlarını portlamaya iyice başladılar. İşte dünyada böyle boncuklar var. Boncuk topluyorsun zaten falan. Fermuar var, düğme var, şey var ya. Kumaş yırtık böyle dünyanın ucunda, tamam mı? Menü bölümü gibi bir yer var. A tear in space and time. Arkası space böyle. Ya uzay zamanda bir yırtık var orada böyle. Güzel kelime oyunları da yapmışlar. Evet evet. Şirincik. Bakın yukarıdaki şey de fermuara benziyor. Ya değil mi? İşte her şey bir ayrı tatlı yani. Evet. Bu, şimdi çok sonradan yapıldı böyle şeyler. Unraveled mıydı? Neydi ya? Yok, Unraveled değildi oyunun adı. Neydi? Hani bir ipçik böyle yüncük bir çocuk vardı, kırmızı. Geçen sene falan çıkan bir. Neyse çok yapıldı böyle şeyler daha sonrasında. Ama işte zamanı için çok tatlış, çok hoş. Dünyasında gezip, yani şu oyunu oyna, gülümseme mümkün mü? Bu bir challenge. Evet, yapasım geldi. Hadi. Mesela şöyle somurtup oynayasım geldi. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bir yolunu bulursak oyuna ulaşmanın. Wow, Zeynep'e oturtup. Video şeyi çıkarttın yani. Gülümsemeden. Çok zor benimmiş ama ben her şeye deyip duran birisim yani. Peki gelelim mi? Benim bir mansiyonuma. Evet, önce göstermeni bekledim. Borderlands. Kendisi harika bir sanat tasarımına sahip. İki. Gerçi bir de olurdu yani herhalde bu noktada. Prequel de olur işte. Ha. Ya olur. Güzel bir şey olarak. Borderlands evreni olarak güzel bir sanat tasarımı var. Gearbox yapıyor. PlayStation 3'te, Xbox'ta, PC'de, PlayStation 4'te. PlayStation Vita'da. Her yerde oynayabiliyorsun. Vita'da da güzeldi. Yani biraz frame sorunu vardı ama bence oynanıyordu arkadaşlar. Abarttılar biraz. Evet evet. Çok çok güzel gerçekten de tasarımı. Ben bayılıyorum ya. Ben Borderlands dünyasına bayılıyorum yani. Evet yani şey de var ama. Biraz yoruyor ama. Biraz yoruyor ama zaten yorgun oturmazsan bilgisayarın evet. Başına yormayabilir. Mesela akşam oynamak için biraz yorucu olabiliyor. Biz yaşlı gamerlar. Şeyini falan, içerek. Adını değiştirdim. Mesai bitince efendim. Evet çok, çok tatlı. Renk seçimi çok güzel. Cel shading harika. Şeyler de sunumlar da çok güzel. Sunumlar da çok güzel. O zaman çok yapılmış değildi o. Yine gecenin yapılmıştı. Şimdi daha filmlerde çok vardı. Evet daha evet çok şey Tarantino tra- filmlerinde. Diye böyle fışt diye olur ya. Evet aslında bayağı Tarantino evet, yapıyor. Daha var. Sinemadan o zamanlar alınmış bir şey. Şimdi hemen hemen her aksiyon oyunda var gibi bir şey. Evet ve şey de bu oyunun sanat tasarımından espri anlayışını ayırmakta bazen zorlanıyorum. Çünkü şey de öyle etraftaki çizimlerde, düşmanlarda hani her tarafında bir komiklik, bir alay, bir ironi bulabiliyorsun. Gayet eğlenceli ve zeki insanlar tarafından yazılıp yapılmış olduğu çok belli. Yani Anthony Burch tarafından yazılan zeki insan diye. Ya evet çok meme esprisi var falan diye eleştirildi zaman ama bence aynı zamanda çok da komik. Evet. İyi bir yazar bence Anthony yine ama yeni oyunda olmayacak. Yeni oyunu da ben meraktan çatlayacağım artık yani lütfen bu sene duyursunlar en azından 2019'da evet. Oynayalım. Half-Life 3'e dönüşmesin. Yani hayattan bir sonraki oyun isteğim Borderlands 3'tür arkadaşlar ve Switch'e gelmesi mümkünse. Çünkü evde de oynamak istiyorum. Evet her yerde. Her yerde oynamak istiyorum. Evet. Gelelim. Hoşça kal Borderlands. Bir başka mansiyona. Tearaway. Evet. Tearaway'in dünyası arkadaşlar biliyorsunuz böyle kağıttan her şey yapılmış gibi. Medium Alakalı zaten son derece yaratıcı bir, hatta fazla yaratıcı, yaratıcılığını sınırlandıramayan bir stüdyo bence. Hani kaç senedir Dreamed yapıyorlar muhabbetine dönecek bu yine ama öyle gerçekten yani. Şey, evet sınırlandıramıyor şimdi anladım. Şey var böyle. Geri alıyorum. Yani, eski sanmıştım. Evet sonsuza kadar oyunu yapacaklar gibi gelmişti bana bir noktada ama çıkacakmış yakında. Neyse. Çok yaratıcılar tabii ki yani hani bunu iyi bir şey olarak söylüyorum elbette. Oyundaki her şey kağıttan pıtı pıtı yapılabiliyor. Dünyadaki her şey işte baş kahramanlar olur, düşmanlar olur, binalar olur bilmem ne falan filan. Ve çok göz alıcı, çok hoş bir şey vardı ve bence Vita'nın en iyi eksklusivlerinden bir tanesiydi kesinlikle. Hı hı. Ve yani kısa bir oyun olmasına rağmen mutlaka yaşanması, deneyimlenmesi gereken bir oyun olduğunu düşünmüştüm o zaman. Bir de Medium Alakalı'nın çok güzel bir tarafı var. Bu oyun için özel bir şey yapmışlar, web sitesi.
Hı-hı. Hala mesela açık o web sitesi. Terraway.me galiba, me. Ondan sonra oraya işte insanlar çektikleri farklı fotoğrafları yükleyebiliyordu. Biraz özelleştirme var oyunda. Suratlarındaki mesela gözleri, evet, burunları falan değiştiriyorsun, ağzı değiştiriyorsun. Değişik değişik fotoğraflar çekip yüklüyorlardı. O zaman teknolojisi için bence gayet ilginç ve keyifliydi yani, ben kullandığımı hatırlıyorum. Oradan 3 boyutlu modeller indirip kağıt şeylerini nasıl yapabileceğini de yapabiliyorum. O zaman derken tarihini hatırlıyor musun? Ne zaman çıktı oyun? Bak onu not almayı unuttum ya. Yok ama o zaman teknolojisi tam çok mini... eski bir oyun gibi hissettim. Yok, yok. Hayır, Vita için. Yani ha, Vita zamanı için. O zaman 3 sene önce falandır herhalde. Yok, daha çok oldu. Hmm. Ben bir düşüneyim bunu. O zaman sen aldığında çıkar çıkmaz almadın belki o zaman. Sanıyorum 2012 falan olması lazım gibime geliyor. Belki 2013 olabilir. Sen onu düşün, ben arkadaşlarımla mesela düşüneyim. Evet arkadaşlar, yani kesinlikle çok göz alıcı 2012. Ve yaratıcı bir oyundu. Yine haklı çıktım. Böyle bunu da... Evet, ben de oynamaya başladım. Vita'da oynamaya başladığımda... Şimdi ben şeyi çok çok hikaye bazlı düşünen bir insan olduğum için... Bana ya hikaye vereceksin ya da hikayesiz bir sandbox. Evet. Ortasında çok zorlanıyorum. Hikayemi kendim yapacağım diyorsun. Yani ortasında zorlanıyorum. Kafam karışıyor. Hikaye yoksa, evet. Yani evet, hikayemi kendim yapacağım ya da full hikaye var. Evet, şimdi garipleşebiliyor. Bu oyunda bir de şey yani daha biraz önce dediğim gibi kafam boş oturmuyorsun. Zaten dinlenmeye, eğlenmeye oturuyorsun oyun oynamaya. O yüzden oyunun bir gram zor olunca anlaması bayağı bir zor gelebiliyor bana. Ya, mesela pazar sabahı otursam anlardım büyük bunu olasılıkla. Daha yeni konuştuk. Bak çok kendimi tekrar ettim bu videoda ama şey demek istiyorum. Bu yeni versiyonunda PlayStation 4 için yaptıklarında... Ben onu diyeceğim, dur. Bence daha karmaşık olmuş. Ben ilkini anlamıştım. Yok ama ben ilkini anlamamıştım, ikinciyi anladım. Bak demek ki belki de ben garipleştim. Belki hayır hayır, belki ya zaten bence ilk çıktığı hali normal haliydi. Olması gereken haliydi. PlayStation versiyonunda elimizi tutmaya çalışmışlar bence. Ama işte ihtiyacı olmayanlar, el tutmaya ihtiyacı olmayanlar senin gibi oradan kafası karışmış olabilir. Belki bana bir garip anlatıyorlar gibi geldi de öyle gibi değil de. Neyse efendim, oynamadıysanız. Çok keyifli gerçekten, her şey kağıt gibi ve koparıyorsun, yırtıyorsun, boyuyorsun. Başlarda sıkılıp bıraktıysanız devam etmenizi öneririm. İlginç bir oyun gerçekten. Bazı kağıtlar zıplıyor işte falan filan. Ya çok güzel. Evet, çok hoş şeyler var içinde gerçekten. Ya şöyle görüp oyun. Çocuk oyunu sanılmasın. Ya çocuk oyununa girmeyelim. Yani çocuk oyunu nedir ki? Nedir? Yok öyle bir şey. Buyurun. Efendim. Evet, kendisi de benim mansiyon şeyim. Dur, Terraria'ya bakarken şeyim gitti, notlarım. Evet, son mansiyonum. Relogic yapıyor 2011 senesinde. Şu anda PC'de, PlayStation 4'te, PlayStation 3'te, Xbox'ta ve Vita'da oynayabiliyoruz. Xbox'a diyebilirsin. Diyebilir miyim? Türkçesi. Xbox. Xbox. Abartsın. Switch'e geliyor mu? Switch'e sözde geliyor. Şimdi görmüştük sanki bir saniye adını. Zeynep bir saniye. Şunu söylemek isterim arkadaşlar. Bu 505 Games sahipleri olur kendileri. Yayıncı ama aynı zamanda geliştirici, yani sürekli alt stüdyolara paslayıp duruyorlar bu oyunu. Çok güzel bir oyun gerçekten. Terraria 2 ile uğraşıyorlar. Terraria Otherworld ile uğraşıyorlar. İşte sözde Switch'e getirecekler. Konsollara update'ler zamanında gelmiyor vesaire. Fazla iş alıyorlar ve yapamıyorlar gibi bir imaj çizmeye başladılar artık. Terraria Switch'e duyuruldu evet ama gelir mi gelmez mi, ne zaman gelir kimse bir şey diyemez. Söz verdikleri şey yapmaları gerek. 10 sene sonra da olsa gelmeli oyun. Büyük ihtimal gelir, Nintendo baskılamaya başlar onları tabii bu yani, sene. Tabii yani, Terraria büyük oyun çünkü. Ama işte çok fazla projemi aldılar, bilmiyorum. Yani bir bozdular yani, o yüzden net bir şey demek zor. Ama evet takdire şayan bir sanat tasarım bence. Kesinlikle sandbox diye böyle minik minik diye bir önceki gösterdiğimiz oyunlardan çok farklı diye sanılmasın ki gönlümüzde farklı bir yerde. Yıllardır çok severim Terraria'yı. Odamdan tık 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 sesler gelebilir gecenin bir yarısı. Evet, gelebiliyor bazen arkadaşlar. Ama en son update'te yani bir senedir oynamamıştım. Bir açayım devam edeyim dedim. En son update bütün dünyam ve karakterimi silmiş. Lanet ettim. Bayağı bir üzüldüm ama işte çok küfreden bir insan olmadığım için böyle niye olmuş falan diye. Ya işte küçük oyunlarında böyle bir ya çok kötü yani ve şey arıyorsun internette. Dosyan orada vardır. Ben dosya diyor. Hiçbir şey yok.
Ve cloud tamam. Enabled tamam, yani. Zeynep. Cloud tamam. Nerede sanat, bulutta? Sanat konuşuyoruz Zeynep. Sanat tasarım. Yalnız şu var arkadaşlar, oyunla ilgili olarak söylemek isterim ki bu oyunu ben Vita'ya indirdiğim zaman, ki bence Vita'da da gayet güzel oynanıyor. Konsolda da gayet güzel oynanıyor diyeyim, ikisinde de yani. Kaç megabayttı ya? Böyle 48 megabayt mı? 50 megabayt mı? Ne böyle saçma sapan bir boyutu var bir de yani, anladın mı? Sınırsız sandboxlar, sınırsız sayıda sandbox diyeyim, büyük kocaman sandboxlar üretiyor. Ve kendi kuralları içerisinde çok eğlenceli ve çok uzun oynanabilir bu oyun. Bu bana çok böyle şaşırtıcı ve güzel gelmişti yani. Evet. Bu kadar az sayıda bite bu kadar fazla seçeneği ve oynanışı sığdırabilmeleri çok güzel. Keşke bir şarkı daha sığdırsalarmış da hep aynı şarkıyı duymasaymışız. Bir 8-bit havası var ya, ben onu çok seviyorum zaten. Evet. Ve minik minik nesnelerin değişik şekillerde görmek, ben çok seviyorum. Fizik minik kuralları da çok güzel ve yani kendi dünyası içinde evet gayet başarılı bir sanat tasarımı. Ve şeyler de çok eğlenceli. Nesneler bulduğumuz silahlar olsun. Crafting sistemi. Değil mi? Mesela benim Stardew Valley'de sevmediğim şeylerden bir tanesi oldu ve oyunu bırakmama neden olan verdiği ödüller hiçbir zaman çok tatmin edici gelmedi. Ama Terraria'da bulduğum bazı itemler var ki böyle gözler fırlıyordu yuvalarından yani. Evet efendim. Olay budur arkadaşlar. Şimdi sizden ricam, lütfen unuttuğumuz ya da bizim için en güzel olmayan ama sizin için en güzel olan sanat tasarımına sahip olan oyunlarla bize gelin. Ve yorumlarınızı bekliyoruz. Zeynep Hanım, bir şey demek ister miydiniz? Hoşça kalın. Hoşça kalın.